Aksi kanaldan herkese merhaba. Şöyle kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Benim bu kanala başladığım kamera Osmo Pocket ki şu anda da kendisiyle çekim yapıyorum. 20 Ekim günü Osmo Pocket 2 olarak güncellenecek. Ve internette birçok dedikodu sızıntı oldu. Dolayısıyla bu videoda sizlerle bu sızıntıları paylaşıyor olacağım. Evet ilk fotoğrafta da net olarak gördüğümüz gibi Osmo Pocket 1 ve Osmo Pocket 2 arasında... Çok ciddi bir görsel fark olmayacak, aşağı yukarı birbirinden ayrılamayacak kadar benzer bir gövde beklentimiz var. Şöyle bir beklentimiz var ki bu ayırıcı faktör olacak. Osmo Pocket'in içerisindeki kameranın sensör boyutunun büyüyeceğini umuyoruz. Bu Mavic Air 2'deki yarım inçlik sensörün geleceğini ben düşünüyorum. Aynı kalma ihtimali yok gibi bir şey. Bu dronedj.com'a bakabilirsiniz. Twitter üzerinden takip ediyorsanız DJI ile ilgili en kaliteli dedikoduları Osita LV hesabından takip edebilirsiniz. Dolayısıyla ben de bu iki kaynaktan takip ediyorum. Bir de Dronix, Dronix Elmine öyle bir şey var. O da Kanadalı bir herif. O da bayağı güzel tutturuyor DJI ile ilgili dedikoduları diyerek Osmo Pocket 2'den bahsedelim. Şimdi Osmo Pocket 2 de şöyle bir ürün getiriyor DJI. Açıkçası bu beni heyecanlandıran bir şey ama bir yandan da iki tane Rode Wireless Go yaka mikrofonu kullandığım için çok da ihtiyacım olan bir şey değil. Osmo Pocket 2 ya da Ozmo Ozmo'yu atacaklar galiba ya Pocket 2 diyecekler ya da Pocket'e atacaklar Ozmo 2 diyecekler. Çok emin değilim isimlendirmesinden. Bu arada DJI ürün gamında ciddi bir yenilemeye gidiyor. İşte Mavic 3'ün de göreceğimizi düşünüyoruz. Mavic Mini zaten ben beğenmemiştim. İncelemesi de bu kanalda dublajlı olarak var. Ee, o drone'u da yenileyecekler gibi duruyor. Artık bu Wi-Fi bağlantılı drone mevzusunu bitirecek diye düşünüyorum. DJI diyeyim, Osmo Pocket'a geri döneyim. Osmo Pocket mesela Türkiye'de benim gördüğüm Carwiser kanalı yarım milyondan bile fazla aboneli bir e, araç inceleme araba kanalında gayet bununla yapıyorlar. Bir tek sesi sanıyorum dışarıdan kaydediyorlar. Ee, birkaç tane Türk kadın gördüm. Kadın vlogger bununla yapıyor. Neydi bir tanesi ya. Leyla ile Mecnun'da oynaya sarışınca bir kadın vardı. Neyse bulursam adını bir yere yazarım. O o şekilde bununla çekim yapıyor. Ondan sonra Osmo Pocket'i bu ha, burada olan burada kalır da işte Zeferal gözle Cem Yılmaz'ın abisi adını unuttuğum bey e, vloglarını bununla yapıyorlar. Bir Amsterdam'a gittiler. Cem Yılmaz'ı çektiler galiba. Cem Yılmaz'la bir bölüm çektiler. Galiba gitme sebepleri de zaten o dönemde Cem Yılmaz'ın orada bir oyunu olmasıydı. İşte Uludağ'a gittiler. Yani açıkçası büyük kanallar, hacimli kanallar şey vardı bir tane de Ceyda Düvenci'nin kocası Bülent bir şey olması lazım. O ekip de Osmo Pocket kullanıyor görüyorum. Sanıyorum bunlara bu dijital ajansları al Osmo Pocket'ı kullan diyor. Zaten kullanması da kolay bir ürün olduğu için. Dolayısıyla Osmo Pocket bence kendini acayip kanıtlamış bir ürün. YouTube'a yeni başlamak için genel olarak aileyle zevkle video çekmek için bence Osmo Pocket inanılmaz bir ürün. Çünkü üzerinde bir gimbal olması sebebiyle ne kadar oynatırsanız oynatırsanız görüntü gayet sabit kalıyor ve böyle kafa takibi, yüz takibi gibi sizi takip edebiliyor. Bu da biraz videoya dinamiklik katıyor. İşte biraz benim gibi böyle kafasıyla elleriyle oynayan biriyseniz biraz oynuyor. E, bundan hoşlanmıyorsanız tabi kapatabilirsiniz. de Ama ben yüz takip özelliğini seviyorum. Onun dışında Osmo Pocket 2'de bunun gibi bir aksesuar bekliyoruz. Bu bir wireless yani kablosuz bluetooth üzerinden çalışan bir mikrofon ve bu mikrofon e, Osmo Pocket'la dahili olarak çalışacak. Biliyorsunuz bir önceki OZMO Pocket'ta yani benim şu anda kullandığım OZMO Pocket'ta bir Wi-Fi modülü takmamız gerekiyordu. Aynı şekilde ses için bir de ses adaptörü takmamız gerekiyordu. 50 dolar oydu. Yanlış olmasın bir 50 dolarda da Wi-Fi modülü olması lazım. Dolayısıyla fiyatı anlamında bugün 299 dolara satılıyorsa bence bu ekstra kitleriyle onuyla bunuyla 400 dolara gelir. Türkiye'ye geldiği için bir 100 dolar da vergisidir odur budur üzerine atılsa 500 dolar 8 ile çarpsan 4000-4100 lira gibi bir fiyatı olur diye tahmin ediyorum. Combo paketi belki 4.5'ları da zorlayabilir. Çünkü ürün çok popüler bir ürün, kendini kanıtlamış bir ürün. Ee, düşük ışık performansının artacağını düşünüyorum. DJI'ın Osmo modelinde şu anda bile zaten D-cine like denen bizim Mavic dronlarında tanıdığımız da bir e, log çekim yani çok üzerine renkleri tasnif edilmemiş bir çekim modülü de var. Dolayısıyla Osmo paket benim çok severek kullandığım bir kameralar. Binlerce aksesuarı var bende. Şimdi masanın arkası üstünde kaldı şurada oraya gitmek istemiyorum ama extension rod denen ona ait bir selfie stick var selfie stick taktığınızda da işte üzerinde sizin tuttuğunuz tarafta bir kumanda modülü olduğu için üzerindeki tuşların aynısı hatta orada dört tuş var dolayısıyla fazlası da sizin olabiliyor ayrıca C1 C2 tuşlarıyla da bazı şeyleri atayabiliyorsunuz yani nefis bir e, ürün ama pahalıydı açıkçası yani ben onun için önce e, başka ürünler aldım belki ozmo pocketın aksesuarları ikincisine de uyumlu olursa birincisine ait olanlar onunla da ilgili hususi bir video yaparım. Çünkü dediğim gibi gövde net olarak aynı ebatta gözüküyor. Bu yüzden ikincisi ile birincisi arasında aksesuar uyumluluğu anlamında problem çıkacağını düşünmüyorum. Zaten USB-C vardı. USB-C'den devam edecektir. Yani Osmo Pocket 2 beni heyecanlandıran bir ürün ve benim alacağım bir ürün. O anı aldıktan sonra da Osmo Pocket'ımı bir süre tutar satarım. Çünkü İngilizce kanal tarafında işte karşılaştırma videoları falan yaparım. Ama DJ yayın Osmo Pocket'ı güncelliyor olması benim çok hoşuma gitti. Bildiğiniz gibi ben Osmo Pocket'in ya da bilmeyenler için de söylemiş olayım. New York'taki lansmanında bizzat New York'taydım. bu, bu, bu şeyde... Times Square'a yakın bir NBC stüdyolarında yapmışlardı. İşte oradayken birkaç tane Amerikalı ünlü YouTuber'la da tanışma imkanı olmuştu. Çok da biraz şansa diyeyim girmiş olduğum bir lansmandı. Zevkle de ürünü kullandım. Hatta ürün çıkmadan 2 hafta önce bana verildi. Dolayısıyla İngilizce kanalımda valla sırf bu ürün üzerinden bir bin abone falan yakalamışlığım da var. Dolayısıyla ürünü hem kendim zevkle kullandım. Aile videolarımda kullandım. Ee, bu kanalı dediğim gibi en çok izlenen videoları hala Ozma Pocket'la izlenmiş olan videolarıdır. Şu kafamı çekebilirsem neyse kafa takibi olduğu için göremiyorsunuz. Durdurabilirim ama sıkıntı yok. Arkada benim Sony normal kameram da var. APS-C sensörlü. Valla onunla yani görüntü kalitesi anlamında bu o kadar yeterli ki doğru konu doğru içerikle geldiğimde Osmo Pocket bir YouTube kanalının bence ihtiyacından fazlasını bile veren nefis bir kamera diyeyim. Osmo Pocket 2'nin de geliyor olmasına çok mutlu oldum. Ee, Aksi kanalda her şeyi bam 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 söylüyoruz. Ama biraz kayırdığım markalar var sanki. Sony bunlardan biri, DJI bunlardan biri. Apple doğru çalıştığında bunlardan biri. Dolayısıyla bu ürünü de biraz böyle heyecanla, kişisel olarak heyecanla bekliyorum. Çünkü DJI dronlarda, Osmo Pocket gibi küçücük bir e, gimbal denen sabitleyici özelliğini bize sunmasıyla beni çok mutlu etmişti. Umarım ki Ozmo Pocket 2 de bu Ozmo Pocket efsaneleşmiş Ozmo Pocket'ın adını şerefini batırmayacak bir ürün olacak diyeyim. Hızlı videomuzda tamamlanmış olsun.